Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Bugün geçtiğimiz haftada Medyaskop stüdyolarında birkaç farklı programda konuştuğumuz bir meseleyi biraz daha derli toplu ele alacağımız bir başlık seçtik. Yerel seçime doğru ilk pozisyonlar. Yaklaşık 20 hafta sonra, pazartesi günü seçimin sonuçlarını değerlendirdiğimiz bir vaziyette olacağız. Dolayısıyla 20 hafta aslında çok da uzun bir süre değil ve bu 20 haftanın başında artık partiler yavaş yavaş yerel seçim stratejilerini, pozisyonlarını oluşturmanın ön hazırlıklarını yapmaya başladılar. Dolayısıyla daha sonra güncellemek üzere bir genel resim konuşmak için yeterli veri var. Fazla vakit geçirmeden hemen birinci soruyla, yani tek tek partiler açısından durumun bir özetini yapan bir program yapmaya çalışacağız. Birinci soru olarak da tabii ki iktidar partisi AKP'nin yerel seçimle ilgili pozisyonunu sorarak başlayalım. AKP yerel seçim için AKP'nin hazırlıkları nasıl bir yöne doğru ilerliyor? İlk sorumuz. Şimdi yakın zamanda geçmişte olan seçimlerde, referandumda, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, genel seçimde hep konuşulan bir şey vardı. AKP bu sefer ya da Erdoğan bu sefer şapkadan nasıl bir tavşan çıkaracak? Her sefer bir sürprizle seçim gündemini belirleyen, ön alan yeni bir atak yapacak mı? Açıkçası yakın dönemde izlediğimiz seçimlerin hiçbirinde, 2015 seçimini hariç tutarsak, 1 Kasım seçimini, tamamen her şeyi yeni baştan konuşacağımız bir durum oluşmadı. Yani şapkadan bir tavşan çıkmadı. Hatta AKP'nin aslında temel stratejisi, şapkayı koyup kendi seçmeni başta olmak üzere genel olarak bütün seçmene şapka bu, hadise bu, başka da fazla bir seçeneğiniz yok. Kriz geliyorsa da riske giremezsiniz, benle devam edeceksiniz. İşler yolunda gitmiyor olsa bile başka alternatifiniz yok diyerek, kendisini bir mecburiyet olarak koyarak, çok da aslında yeni bir şey söylemeden, bir beklenti de yaratmadan sonuç alacak kampanyalar kurdu. Açıkçası yerel seçime doğru giderken gündem oluşturan başlıklara filan baktığımızda henüz AKP'nin çok net tavır almadan birazcık her yerin, her kesimin, her türlü çevrenin beklentilerine açık kapılar bırakarak bir pozisyonsuzluk ürettiğini, ama onun içerisine de işte andımız tartışması, Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı tartışmalı ziyaret filan gibi bazı gündem başlıkları biraz kontrollü ya da habersiz olmadığı anlaşılan biçimde yerleştirilerek veya tartışma tırmandırılarak bir siyasi gündem, yine karşıtlıklar ve kültürel eksen üzerine oturmaya başlayan bir siyasi gündem kurma niyetinin işaretlerini görüyoruz. Bilindiği gibi ittifak yerel seçimde şimdilik ve galiba öyle cereyan edeceği anlaşıldığı biçimde ittifak yok. Yani MHP ile birlikte seçime girilmiyor. Dolayısıyla MHP ile mesafe koyulması ya da ittifaktan vazgeçilmesinin yeni bir pozisyon yaratıp yaratmayacağı da en çok tartışılan konulardan biri. Ama bunun için hiçbir somut politika önerisi ya da hazırlığı izlemiyoruz. Büyük ölçüde kriz konjonktürünü de dikkate alarak yine bekleme pozisyonu ve kriz etkilerini kontrol ederek bir tür ileriye kaçış stratejisinin AKP'nin temel rotasını oluşturacağı anlaşılıyor. Bu anlamda da bir yumuşamadan değil, belki
lokal bazı gevşemelerden özellikle ekonomi alanında eşlik edeceği bir taktik hazırlığında olduğunu, bazı sektörlerde rahatlatma ya da kriz etkilerini azaltma yolunda bazı hazırlıklar yapıldığını biliyoruz. Ve ismi geçen bir takım adayların filan profili de çok çeşitlilik arz ediyor. Önce çok sert, yine ittifakla uyumlu, sert milliyetçi refleksleri dikkate alan adayların öne çıkartılacağı gibi beklentiler. Şimdi yavaş yavaş daha AKP'nin ilk dönem stratejisine daha sert olmayan, daha genel profile hitap edebilecek aday isimlerinin de dolaşıma sokulduğunu, aslında bir yoklama sürecinin yaşandığını görüyoruz. Ve sanıyorum AKP'de bu anlamda yine şapkadan çok yeni bir tavşan beklemenin şu andaki göstergeleri itibarıyla çok mesnedi yok. Peki MHP tarafına geçelim. MHP'nin ittifaksız yerel seçim stratejisinin öncelikleri neler? MHP nasıl bir çerçeve çiziyor? Aslında geçtiğimiz haftanın grup toplantısında Bahçeli'nin çizdiği profil büyük ölçüde bunun işaretlerini oluşturuyordu. O da bloğunu değiştirmeden, yine iktidar bloğunda kalarak, ittifakın devam ettiğini söyleyerek ama başta ekonomik kriz ve muhtemelen önümüzdeki dönemde yine Türkiye'nin gündemine yerleşecek bazı dış politika meselelerinde ve andımız ve belki de işte bu Diyanet İşleri Başkanı'nın ziyareti gibi temalar etrafında oluşan tartışmalarda iktidarla mesafesini daha belirgin hale getiren, hatırlatan bir pozisyon alacağını, buna mesafeli eleştirellik ya da iktidardan vazgeçmeden muhalefet imkanlarından da faydalanma diye özetleyebileceğimiz bir tavrı sürdüreceğini anlıyoruz. Blok sahipliği, yani bloğun, bu asıl bloğun, Cumhur İttifakı bloğunun ideolojik sahibi, asli sahibi olma pozisyonunu kaybetmeden iktidarın karşılaşacağı risklerden kendisini uzak tutma stratejisi belirleyici olacak. Açıkçası bu daha sonraki güncellemelerde belki tekrar konuşuruz ama MHP'nin oy oranını korumak hatta arttırmak konusunda elini rahatlatabilecek bir pozisyon üretebilir. Belki 99 oylarına geri dönmesi değil ama 2014 yerel seçimlerinde zorladığı oy oranlarını tekrar oluşturma, belki daha az belediye başkanlığı kazanarak ama belediye meclislerindeki genel oy oranını arttırarak bir sonuç almaya yöneleceği anlaşılıyor. Gelelim muhalefet kısmına. Üçüncü soru olarak CHP'nin durumuna bakalım ve CHP'nin muhalefet, ana muhalefet partisi olarak muhalefet liderliği için bir geliştirdiği bir özel strateji ve buna ilişkin taktik hamleler izliyor muyuz, görüyor muyuz, ona bakalım. Kulislere yansıyan bilgilerle CHP'nin bazı nokta hamlelerle AKP'nin elinde bulunan bazı belediyeleri, işte İstanbul ve Ankara başta olmak üzere sembol bir takım yerel yönetimleri almaya dönük bazı taktik hamleler hazırladığı, görüşmeler yapıldığı, temaslar sürdürüldüğü, bazı adayların isminin dolaşımda olduğu konuşuluyor. Ama buradan çıkarttığımız sonuç, referandumda olduğu gibi, hatta kısmen 24 Haziran'da olduğu gibi, muhalefetin birlikte bir muhalefet stratejisi içerisinde seçime doğru yürüdüğü, CHP'nin de bunun önderliğini yaptığı bir tabloyu henüz görmüyoruz. Görmenin işaretlerini de almıyoruz. Ortak bir strateji kurulmadığı gibi kazanmaya dönük operasyonların çoğu da lokal,
belirli hedeflerde ve taktik hamlelere ve adaylara bağlı olarak kuruluyor. Yani başka bir dil ya da iktidarı geriletecek bir seçim atmosferine ilişkin bir genel stratejinin izini henüz almıyoruz. Bir tabii önemli faktör, CHP bu süreçte uzun bir dönemdir çeşitli yenilgilerle motivasyonunu kaybetmiş seçmeni ve çok yine uzun bir süredir ikbal yatırımıyla dolmuş olan teşkilatlarının baskısıyla da karşı karşıya, onları da karşılamak ve tatmin etmek gibi bir zorlukla baş etmek zorunda. Bu yüzden de kendi parti ihtiyaçlarına cevap vermekle ana muhalefet partisi olarak muhalefet bloğunun liderliğini yapmak arasında pek çok açıdan farklar oluşuyor. O iki rolünde ihtiyaçları farklı ve CHP bu ikisi arasında bir zorlanma yaşıyor. Dördüncü soru olarak yine muhalefetin büyük partisi olan HDP'nin durumuna bakalım. HDP'nin kuşatılmışlık halinden çıkması bu seçimde mümkün olabilecek mi? Çok açık ve net biçimde HDP etrafındaki politik ve adli ve polisiye kuşatma, sıkıştırma azalmadan devam ediyor. Bütün yumuşama, çözüm sürecinin yeniden başlayacağı, HDP ile aslında AKP'nin bir tür karşılıklı olarak yumuşamaya ilişkin temaslarda bulunduğu iddialarına rağmen bunun hiçbir somut karşılığını görmediğimiz gibi işte HDP yöneticilerinin gözaltına alınması, tutuklanması, genel kamuoyunda ve medyada yoğun biçimde onların yalıtılması, izole edilmesi, yalnızlaştırılması, kriminalize edilmesi konusundaki faaliyetin hız kesmeden devam ettiğini düşünüyoruz. Ve ilginç biçimde hem suçlandığı, kriminalize edilip yalnızlaştırıldığında hem de işte bu yumuşama dedikodulara çıktığında da her durumda muhalefetin zayıf bileşeni muamelesine itiliyor HDP ve ilginç biçimde HDP suçlanırken de HDP'ye ilişkin yumuşama olacak iddiaları ortaya atılırken de muhalefetin diğer aktörleri işte güvenilmez muhalefet aktörü muamelesi yapmayı bir tutarsızlık değil bir süreklilik olarak sürdürüyorlar. Özellikle CHP çevrelerinde bu sık sık biraz da iktidar yanlısı sosyal medya trolleri eliyle de kolay kışkırtılan bir şey oluyor. Tabii HDP'nin çok sıkıntılı bir meselesi var. Bu bir yerel seçim olduğu için ve çok sayıda belediyesi daha önce kayyumlar eliyle alındığı için bölgede buna karşılık geliştirebilecek, belki kendi seçmeninin inadını tekrar edebilecek bir sonuç almak, o kayyum belediyelerini her ne kadar Erdoğan tekrar kayyum atarız demiş olsa da buna rağmen üstelik, bu söze rağmen alabilmesi politik varlığı açısından bölgede çok hayati. Ama bu aynı zamanda da bölgeye sıkışmak ve şimdi kayyum meselesinin muhtarlara kadar ilerletilmesi de teknik bir takım zorluklar getirecek gibi görünüyor. Ve sadece inada, seçmenin inadına güvenmekten fazlasını yapamaz hale sokulan HDP'nin bu kuşatmayı yerel seçimde tek başına aşması, diğer muhalefet aktörlerinin birlikte davranmak konusunda, yan yana durmak konusunda biraz daha cesur davranmamaları halinde zor görünüyor. Son olarak yine muhalefet kanadında yer alan İyi Parti ve Saadet Partisi'nin durumuna da
kabaca bakarsak nasıl bir tablo var? Varlık gösterebilirler mi? 24 Haziran'da ki pozisyonlarını mı tekrar ederler, yoksa daha üst bir sonuç mu alabilirler ya da daha gerilerler mi meselesine baktığımızda şöyle bir tablo görünüyor. Genel olarak yerel seçimler, evet yerel dinamiklerin, adayların daha belirleyici olduğu, genel siyasetin, blok siyasetinin, kimlik siyasetinin ya da yüksek siyasetin sertliğinin kısmen azaldığı bir zemin yaratır. Ama buna karşılık yerel seçimlerde küçük olan, nispeten zayıf olan siyasi aktörlerin dezavantajına olan bir durum. Kazananın yanında olma, kazanma ihtimaline yönelen seçmen refleksi yüzünden de bir hakikat. Yani iki yönü var. Yerel seçim bazen ki bunun Türkiye'de örnekleri görüldü, daha düşük oy alan, daha önceki seçimlerde daha düşük oy alanların ilginç patlamalar yapabildiği, ki bunlardan bir tanesi 94'te Refah Partisi'dir, yine MHP'dir, sonuçlar üretebilir. Ama buna karşılık genel olarak yerel seçimlerde, özellikle büyük şehirlerde kazanma ihtimali seçmenleri çektiği için, kazanma ihtimaline yönelen seçmen daha fazla olduğu için küçük aktörler, daha az oyu olan partilerin büyük sıçramalar yapması ancak çok iddialı ve farklı politik tezlerle ortaya çıkmalarıyla mümkün. Bunun işaretlerini de açıkçası İYİ Parti'de görmüyoruz. Hatta İYİ Parti, evet, girdiği ilk seçimde barajı aşarak önemli bir varlık gösterdi. Ama tabii bu tekrar edilmesi gereken, devam ettiği, korunabildiği ya da ilerletilebildiğinin gösterilmesi gereken bir sonuç. Dolayısıyla yerel seçimde birçok dezavantajla birlikte oy oranını koruyamama riski İYİ Parti açısından doğru taktik hamlelerle yürümeyi gerektiriyor. Şu anda bazı merkezlerde CHP ile işbirliği, ittifak ya da bazı belediye başkanlıklarını bölüşme gibi görüşmeler konusunda çok fazla kulis bilgisi dönmekle birlikte İYİ Parti'nin genel olarak parti olarak bu seçime ve genel olarak politik pozisyonlar açısından yeni bir şey, yeni bir çıkış, yeni bir ivme, bir motivasyon ürettiğini söylemek zor. Saadet Partisi de bilindiği üzere 24 Haziran'da çok beklenen, çok da üzerine konuşulan dip dalgayı dolduracak bir hamle üretemedi. Ama Saadet Partisi'nin yine iktidar bloğunun muhafazakar, dindar kesimleri için içeriden bir vicdan muhalefeti üretme konusunda önemli bir odak olduğu ve açıkçası özellikle Cihangir İslam'ın daha çok öne çıktığı geçtiğimiz haftaki tartışmalar itibariyle de muhalefet tarzı olarak iktidar üzerinde etki yaratabildiğini görüyoruz. Yani biraz cürmünden büyük etki yaratabildiğine tanık oluyoruz. Bunun tabii yerel ölçeğe nasıl yansıyacağını ileriki zamanlarda göreceğiz. Ama Saadet Partisi'nin belki politik argüman, muhalefet argümanı üretme konusunda yine dikkate değer çıkışlar yapabileceğini, ama sonucu etkileyebilecek bir değişken olmasının kolay olmadığını görüyoruz. Bütün bunlar bir araya gelince, yerel seçime doğru giderken 24 Haziran tablosunu radikal biçimde değiştirecek pozisyon farkları, yeni bir dil, yeni bir iddia ve söylem oluşmadığını, temel stratejilerin çok değişmediğini, aslında evet iktidar bloğu
farklı olarak iki parti olarak seçime giriyorlar ama bunu muhalefetin avantaja çevirebilmesi ancak birlikte davranmasıyla mümkün. Ama çok net bir ortak birliktelik, mahcup olmayan bir işbirliğinin izlerini görmüyoruz. Önümüzdeki günlerde buna ilişkin bir değişiklik yaşanırsa tabii bunun üzerine tekrar konuşuruz ama bugün itibariyle bunu görmüyoruz. Dolayısıyla muhalefetin iki parça olarak seçime giriyor olması, iki parti olarak giriyor olması kağıt üzerinde muhalefete bir avantaj yaratmakla birlikte fiili durum bu avantajın aslında henüz yok hükmünde olduğunu gösteriyor. İkinci bir faktör olarak işte mevcut konjonktür değişti, ekonomik kriz şartları var, iktidar bundan zarar görecek, oy kaybedecek, memnuniyetsizlik artacak meselesi açısından da bir farklı durum varmış gibi bir tablo çiziliyor. Ama açıkçası iktidarın, özellikle AKP'nin hem krizi ve ekonomik sorunları politikleştirme biçimi, hem etkilerini kontrol tarzı açıkçası bu avantajı çok güçlü biçimde muhalefetin kullanmasına şu ana kadar izin vermedi. Bundan sonra nasıl devam eder bunu da göreceğiz ama anlaşılan o ki ekonomi alanında da bazı kısmi gevşemelerle etkiyi hafifleten, etkiyi azaltan bir strateji yürütecek ve bir tür ileriye kaçış hamlesini tekrar deneyecek ve yerel seçimi bu anlamda atlatmayı deneyecek ve en çok güvendiği de büyük ihtimalle muhalefetin zayıflığı ve kendisi için sürekli şapkayı ortaya koyarak iddia ettiği seçeneksizlik kartı. Elbette iktidar bloğunun kendi içindeki oy dağılımındaki denge de yerel seçimde bir ölçüde değişecek. Ama iktidarın meşruiyetini genel olarak tartışma konusu yapacak bir seviyeye, o dramatik değişime varıp varmayacağını da henüz ölçmek çok zor. Bu başta da söylediğim gibi şu an itibariyle yani 20 hafta kala seçime bir genel panorama çizme niyetiyle yapıldı. Elbette ki buradaki değerlendirmelerin hepsinin süreç içerisinde güncellenmeye ihtiyacı var. Önümüzdeki haftalarda da belki bu konuda yeni başlıklar ortaya çıktığında yeni güncellemelerle tekrar bunu tartışırız. Tekrar iyi haftalar, iyi günler.